CHP'deki değişime bakalım. Şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu İliş'teki kazadan sonra tweet atıyor. İzle Recep Tayyip Erdoğan diyor. O, onu etiketliyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Zenginliklerimizi çalıyorlar. Doğamızı zehirliyorlar. Göçük altında öldürüyorlar. Bizi kanser ediyorlar. Bir koyuyorlar, kırk götürüyorlar. Siyanürlerini bize getiriyorlar. Altınlarımızı kendi milletine götürüyorlar. Sen de doğruları dile getiren Sedat Cezayirli, Cezayirli oğlunu tutuklatıyorsun. Bana sus diyenlere söylüyorum. Son nefesime kadar milletim için doğruları konuşmaya devam edeceğim diyor ve o İngilizce konuşmaların olduğu videoyu koyuyor o şeyin siyosun. Sonra akşam saatlerinde bir tweet daha atıyor. Çocuğu okuyabilsin, tenceresi kaynasın, bacası tütsün isteyenlerin madenci baba aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Ölüm olasılık ama yukarıda açlık kesin diyerek canını ve alın terini toprağa karıştırıyor. Önce toprak altındaki canlarımızı umutla bekliyoruz. Sonra hesabını soracağız diyor. Peki bu eski genel başkan, değil mi? Hı hı. Peki yeni genel başkanın tweet'ine Erzincan ilçede altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan yardımcılarımız Deniz Yavuz Yılmaz, Gamze Taşcıer, milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve parti meclisi üyemiz Baran Bozoğlu'ndan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimiz. Yani burada bir hükümeti eleştiren bu olayla ilgili Ziyasi alışık olduğumuz yok. Kılıçdaroğlu tarzından eski değil mi? Bir Şey yok. Ee, peki patronları eleştiren bir şey var mı? O da yok. yok. Yabancı sermayeyi eleştiren bir şey var mı? Yok. Yani Ama bir, abi şimdi yani e bu farklılık ortaya koyalım. Yani ideolojik değişiklik ya özgür Prafik özel bunları değişimler. bence bunların bunlar için zaman bekliyor Özgür özel bunları yapmayacak birisi değil. Hayır yapmayacak Salı güne, birisi değil. Salı Salı sert güne... açıklamalar oldu. Çok Tebrik daha anlamlı. ben bu olayı söylüyorum. Bak farklı bir burada şöyle. Oldu. Yani ben mesela şeyi söyleyeceğim Mısır, sana. Bir dakika Şimdi, bitireyim bak. Tamam Mısır, Mısır'da Mısır konusunda ağır eleştiriler oldu vesaire. Ben haksızlık etmek istemiyorum ideolojik olarak. Fakat diyorum ki bak bu olaylarda dikkat edelim. Mesela Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye suçladığı sermaye gruplarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanından ve yönetimden herhangi bir tepki görmüyoruz. Burada altın madeniyle ilgili de yani ne hükümete yönelik bir eleştiri var, yani tedbirler konusunda yani klasik olarak alıştığımız siyaseten belki de doğrusunu yapıyor bilemem. Ama ben gördüğümü aktarıyorum gazeteci olarak yani bir, bir görüş dayatmıyorum. Burada farklı bir bak, yani ne de yabancı sermayeye ya da oradaki sermayeye yönelik bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Oysa sosyal medyadan farklı bir hava görüyoruz. Şimdi görüyorsun. ben ben şimdi Kılıçdaroğlu'nun elindeki e, bilgiyi belgeyi bilmiyorum. Hani Kılıçdaroğlu bir beşlişeti diye bir söylem tutturdu. Hı -hı. Yani Türkiye'deki önemli büyük beş tane sermaye grubunu hedef alıyor, eleştiriyor. Hakkıdır, tercihidir, yapabilir. Ya şimdi benim de aklıma şu geliyor. Hani ee, Altılı Masa Millet İttifakı oldu. Bir siyasi beyanname açıkladı. Orada onların programında özelleştirme vardı. Tabii, tabii. Onun cumhurbaşkanı adayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi eleştiriyor falan da. Yani özelleştirmeyi savunan ve orada açıkça şeyi de söylüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı eleştireceğiz, e, özelleştireceğiz eleştireceğiz falan diyorlardı. O, Şimdi e, özelleştirmeyi savunan Ya bir bunu usta farkı onun... diyelim o zaman. Bak ideolojik şey girer abi? Yani bak burada bir fark olayın fikri boyutunu ortaya koymak lazım. Özelleştirmeyi savunan bir Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi bir ne kadar karşılık bulur? İkincisi bu ülkenin beş tane sermaye grubunu böyle hedefe koymak ne kadar doğru. Özelleştirmeyi Cumhuriyet Halk Partisinin özelleştirmesini sadece kılıçdaroğlu'na bağlamak hatalı olur. Daha önceki yönetimlerinde de parti programlarında da bu özelleştirmeyi... Yok ona bağlamıyorum da ha, yani sonuç olarak onu değiştirebilirdi. Ha yani onu değiştirme etkisi ve gücü onda vardı. Ben şöyle sözlerime devam edeyim. Şimdi milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu sürecin dışına itildi. Mevcut belediye başkanlarının dahi adaylar belirlenirken görüşleri alınmadı kendilerine aday olmayacakları son dakika tebliğ edildi. O tebligatları da genel merkez ya da genel başkan değil ee başka isimler yaptı. İstanbul'a Ekrem İmamoğlu gibi vesaire. Şimdi belediye meclis üyeliklerini bile genel merkezden belirlenecek. Orada da Aydınlık Karşısı Ankara temsilcisi İsmet Özçelik bunu köşesinde de dile getirdi. Bir takım ekonomik beklentilerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Nasıl beklentiler? Ee, Biraz açalım. Ben okumadım İsmet'in bugünkü yazısını ama. Yani bazı belediye meclisi üyelikleri karşılığında partiye bağışlar e, alınabileceği kontenjanlar karşılığında vesaire bu tip iddialar var. Ya belediye meclisi üyeliğinde bir gelir elde etmek söz konusu değil ki. Yani çok büyük gelir olan bir şey değil. Bildiğim kadarıyla makul bir ücret ödeniyor ama öyle çok şey değil yani. Ya i̇ddia bunlar ben Ondan, dile getirmiş hı. olayım. Şimdi bu tabloda halk ne alacak? Diyecek ki yani benim deprem sorunumu kim çözer? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözemeyeceği açıklayacak ve ona göre evet. tercih yapacak. Yani bu bu manzaradan çıkan bu. bir O zaman son... başa geliyoruz. Bak yine nedir? Bu siyasi partilerin, bu düzenin değişmesi gerekiyor. Demokratikleşme ise oradan başlamalı. Yani Sizden öyle kendi süslü yani. paketlerle Sizden falan kendi. olmuyor. Hı hı. Şimdi bakalım. Bakın 1950 yılında Demokrat Parti... Ben artık iki geldi. noktaya daha değineyim. Çok Özür dilerim. Sözü sana vereyim. Tamam, olur mu? Mahmut abi. Şimdi birinci nokta şey ee, bu Aleviler meselesi. E, CHP içindeki Aleviler meselesi Bence bu mesele Her partide var ya Aleviler yani. e, Bence bu mesele abartılıyor Yani benim hani e, Sonuç olarak ben pek çok programda Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorum ya, Ekrem İmamoğlu'nun Ekibinin çok önemli bir kısmı Alevi Benim gördüğüm kadarıyla Ben temasta olduklarım da var hı hı. Genel merkezde de benzer şekilde ya, Bu mesele bir Alevi-Sundi meselesi Ya da Aleviler tasfiye ediliyor Başkaları geliyor meselesi değil. Bunu buraya çekmemek lazım. Bunu buraya çekmek Katılıyorum canım. sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermekten öteye geçer. Türkiye'ye zarar verir. O nedenle benim gördüğüm kadarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nda bir Alevi düşmanlığı yok. Yok. Alevilere bir şey karşı olmaz. bir alerji ya da onları e, siyasetin dışına sürme şeyi de yok. Şu an gördüğüm kadarıyla. Ben isim isim de biliyorum. İsim isim söylemeye gerek yok ama. İstanbul'da şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az 10 ilçede bunların pek çoğu da kazanabilecek yerler bazıları garanti olan yerler Alevi adaylar var ve bunları da Ekrem İmamoğlu bir elde O evet. nedenle ben hani bu tip tartışmalar yapılmasını bunların böyle gündeme getirilmesini Kriter doğru bilmiyorum doğru bulmuyorum evet. Türkiye'ye zarar verir bu yani böyle bir meselesi yok yani Türkiye'nin. Böyle bir meselesi varsa da Cumhuriyet Halk Partisi o mesele de debelensin, dursun yani. Burada Alevileri şimdi ya da şöyle başka şey, toplumsal kesimleri... Öyle bir sorun yok. Bence Ayet söylediğin etmesin. konuda, bence oraya Hı -hı. biraz açıklık getirmek lazım. Orada bir kırgınlıktan bahsediyoruz. Yoksa bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Ee, yani kimin ne olduğu ya şimdi orada bizi kırgınlığı... ilgilendirmiyor ama... Evet. Mesela şurada bak hatırlattım orada sana. Kurultay ya, sürecinde yapılan kesiminde... yayınlar dedim. Yani, ha. Abi, yani Abi şimdi şöyle bir şey var. Alevi çetesi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyor diye e, bir yayın yaparsanız... Orada izleyen insanlar buna inciniyor yani Or oraya dikkat çekiyorum. Ya ve şöyle... burada, yani parti yöneticileri de bunu biliyor hı hı. ve bu yüzden dikkat edin yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyaylara çıkıp e, meydanlara çıkması istendi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında kalırsa seçime kadar ki hı hı. Hı hı. kendisi vaat etmişti e, seçimden sonra bırakacağım güvenli diye limanı. yani o güvenli liman dediler ki eğer Kılıçdaroğlu'yla biz seçime gidersek seçmen sandığa gitmeyecek kesin kaybedecek. E, kaybedecek bir adamı yeniden alanlarda çağırmak çok saçma Hı -hı. bir şey oluyor ya. Anlatabiliyor muyum? Bundan da hani ne murad ediliyor o, o, bence biraz bence, açıklanmalı. Yani. Mahmut abi bence bu incinme falan sohbetleri bile çok acziyet belirtisi sohbetler. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği ve İstanbul İl Başkanı olan Sivaslı Özgür Çelik de Alevi. İşte bu 10 ilçedeki insanlar da Alevi. Ben de Aleviyim çok rahat söylüyorum. Ya bu olaydan incinmek hakikaten bir acziyet belirtisi. Ya bence bu tip polemikleri açmamak lazım. Bunlar esas incitir. Yani şu da bir gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala da var bu. Uzun yıllardır kimlikçi politikalar uygulanıyor. Oralarda da yer yer mezhepçiliğe kaçılıyor. Bu da bir gerçek. Yani bu tip eleştirilere de Aleviler de bence şey yapmalı. Hani bir Alevi olduğum için rahat da söylüyorum. Yani böyle yani parti, partide bir takım mezhepçilikler eleştiriliyorsa da bence bu, bu, bunların da haklılık payı da var. Ee, bu, bunlar da hoşgörüyle karşılanmalı. Buradan gereken mesajlar alınmalı. Yok incindik falan diye siyaset olmaz. Siyaset zaten eleştirilerin çarpışması yani. İncindik diye siyaset mi olur? Sen incinirsen Türkiye'yi zaten hiç yönetemezsin yani. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi yönetmekte ne var? Türkiye'yi Türkiye yönettiğin zaman karşında Amerika var, İsrail var, efendim Kanada var. Bilmem ee, silahlı burun burunasın falan. Böyle naiflik de olmaz yani siyaset. O nedenle hani ben bu tip değerlerin, özelliklerin ee, siyasete ve siyaset ee, kurumları içerisindeki alan çatışmalarına alet edilmesini doğru bulmuyorum. Şeye geleyim, konuyu değiştireyim, topu öyle şey atayım. Şimdi bu Toynbee'yi ben iyi bilirim. Kitaplarını da okudum. Hmm. E, Batı Batı da Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra sınıf temelli siyaseti e, dağıtabilmek, esnetebilmek için böyle toplumsal hareketler temelli fikirler ortaya atıldı.